Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün sizinle elmalı rulo kek yapacağız. Elmalı rulo kek tarifi vereceğim size. Bunun için 6 adet elmamı güzel rendeledim. Soydum, yıkadım, güzel rendeledim. Üstüne 1 su parmağından 1 parmak eksik şeker ilave ediyorum. Ve bunu suyunu çekinceye kadar pişireceğim arkadaşlar. İçine de bir tatlı kaşığı tarçın ilave edeceğim. Siz isterseniz tarçın sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz de. Şimdi elmamı ocağa koyacağım, pişireceğim önce. Evet arkadaşlar, elmalar suyunu çekmeye başladı. İçine bir tatlı kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Biraz da tarçınla pişirip kapatacağım altını. Sonra kekimizin hamurunu yapacağız. Bu şekilde bir fırın tepsime yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Şimdi elmalı lahmacun da buna dökeceğim. Her yerine gelecek şekilde sereceğim arkadaşlar. Her yerine eşit şekilde yayıyoruz böyle. Elmalı harcımı eşit bir şekilde tepsiye serdim arkadaşlar. Şimdi kekimizin hamuruna yapalım. 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri çırpma kabımda güzel çırpacağım arkadaşlar. İçine 1 çay bardağı süt ilave ediyorum. Onu da güzel bir çırpacağım. Evet arkadaşlar, bir adet şekerli vanilimi de ilave ediyorum. Bunu da biraz çırpacağım. Şimdi blender'ı artık bırakıyorum arkadaşlar. Blender'la çırpmayacağım bu aşamadan sonra. Şöyle kapağını da açıyorum. İçine 1 su bardağı un ilave edeceğim. Üzerine bir adet hamur kabartma tozunu ve yarım su bardağı daha un ilave edeceğim arkadaşlar. Toplamda 1,5 su bardağı un ilave ediyoruz. Spatulamla şöyle havasını söndürmeden bu şekilde karıştırıyorum. Yavaşça. Kek harcımızı tepsimize döküyoruz. Arkadaşlar, önceden ısıttığım 200 derecelik fırında 600 ayarında pişmeye göndereceğim. Hamurumuzu şöyle spatula ile her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Kekimiz pişti. Üstü biraz fazla kızarmış arkadaşlar. Olabilir. Sıkıntı yok. Üstüne tekrar yağlı kağıt seriyorum bu şekilde. Ters çevireceğim arkadaşlar. Şöyle tutta. Evet arkadaşlar, çevirdim. Şimdi yağlı kağıdımızı bu şekilde çıkarıyorum. Üstünden şöyle alıyorum onu. Şimdi pastamızı bu şekilde sarıyorum. Sıcak saracağız arkadaşlar pastayı. Bu şekilde pastamızı saracağım. Tekrar kağıdı saracağım böyle.
şekilde soğuyana kadar bekleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz elmalı pastamız soğudu. Şimdi üstüne pudra şekeri septim ben. Artık dilimleyip servis edebiliriz. Şöyle dilimleyip servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gayet şahane görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pastamız servise hazır. Elmalı kek de diyebilirsiniz, elmalı pasta da diyebilirsiniz. Gerçekten şahane bir pasta oldu bu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Fadime'nin Güncesi Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Fadime'nin Güncesi Instagram hesabımda da aktifim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.